Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bugün son derece dengesiz bir günde karşı karşıyayız. O nedenle bugün sizlere 2 veya 3 tane yayın yapacağım. Çünkü gerçekten kritik bir dönemden geçiyoruz. Neden? Bugün Amerika'nın enflasyon rakamları gelecek. Ve eğer ki beklentiler gibi gelirse ne âlâ, ama beklentilerin üzerinde gelirse çok daha şahin bir Fed ve merkez bankalarının birazcık daha sıkılaştığı bir politika ve yukarıya doğru çıkan bir dolar endeksini de beraberinde getirecek. Peki biz bugün daha fazla nelere bakacağız? Bugün baktığınız gibi biliyorsunuz dün bizim Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan bir açıklama geldi. Şapkadaki tavşan çıktı, işte gelir endeksli tahviller bilmem neler yapılacağına dair 17.27'ye kadar çıkmış olan dolar kurunda bir anda 17.04'te piyasanın açıldığını gördük. Sabah 8 saatlerinde piyasa açılmasıyla beraber çok ciddi anlamda sert bir düşüş oldu. Peki o düşüş korunabildi mi? Hayır, korunamadı. Neden korunamadı derseniz, çünkü şu anda Türkiye ekonomisinde hem dışarıdan dolar endeksinin arttığına dair, hem 10 yıllık tahvil faizlerinin 3'ün üzerine arttığına dair ve genel olarak da Amerika'nın enflasyonun iyi geleceğine dair haberler var. O nedenle içerideki problemler kolay kolay hallolmayacak. Bana göre dünkü açıklamayla bugünkü o 20-30 kuruşluk düşüşün hiçbir alakası yok. Çünkü faiz dışında 149 milyar lira gibi bir açık verilmişti. O peyderpey piyasaya sunuluyor. Önce bir mevduat olarak sunulur bankalara, ardından da borsaya sunulur. Borsaya sunulduğunu şuradan görüyorum. Dün saat 4 gibi işte bir anda bankacılık endeksindeki düşüş %4'leri görmüştü. Sanayi endeksleri düşmüştü. Genel olarak piyasada bir hareketlik vardı ama düşme senaryosu vardı. Bugün tam tersine döndü. Gelişmekte olan piyasalarda bir günde böyle bu gibi hareketlilikler olabilir ama çok drastik ekstrem şeyler de olabilir. Nitekim bugün baktığımız zaman dışarıda S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta zayıflama, US Dollar'da yani Amerikan dolarında ve doları hazine bonoları dediğimiz bu 10 yıllık tahvil faizlerinin artışın olduğunu görüyoruz. Genel olarak yurt dışındaki insanlar şunu söylüyorlar. Bir kere yurt dışında bir Amerikan Merkez Bankası'na faiz artıracağına dair net bir haber var. Dün Avrupa Merkez Bankası vardı, Japonya Merkez Bankası var ve genel olarak da şeyler var. Baktığımızda Japonya'nın, Avrupa'nın daha böyle dovish dediğimiz güvercin olması Amerikan dolarının daha güçlenmesine neden oluyor. En fazla etkileyen faktörlerden bir tanesi bu. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın dün biraz yine pasif kalmasıyla beraber, çünkü Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de dev gibi enflasyonlar açıklanmaya başladı. Yine güvercin kalıyor olması dolar endeksini yukarıya doğru attı. Dolar endeksi 102 bin altına kadar gerilemişti. Şu anda 103 binin üzerinde. Ne kadar daha devam edecek derseniz, birkaç gün içerisinde kısa vadede hani 5-6 iş günü de diyebiliriz, bir ayla o 2 Aralık kısa vadeli olur. 106 bin 107 bin seviyesine geldikten sonrasında özellikle Temmuz ve Eylül arasında bir düşüşe girmesi bekleniyor. Bunlar beklenti. Eğer Amerika'daki enflasyon verisi kötü gelir, onun üzerine bir tarım dışı istihdam düşüyorsa biz başka bir senaryo konuşacağız. Şimdi başka bir senaryo konuşuyoruz. Eğer ki 8,3'ün altında bir enflasyon gelirse ve artış hızında 5,9'un altında bir artış gelirse, o zaman Amerika'da bir anda net bir şekilde güzel, kaliteli ama bizi zora sokmayacak bir veri olarak karşımıza çıkabilir. Bu veri neden önemli? Fed'in neden faiz arttırımında agresif mi devam edecek, yoksa yumuşak iniş dediğimiz 2 ay arttırıp 2 ay durma mı olacak, ona bakılacak. Burada baktığımız zaman yurt dışındaki hisselere baktığımızda en önemli olan şey, biliyorsunuz ki teknoloji hisselerinde çok sert düşüşler oldu. Ve Fed'in FANG dediğimiz Facebook, Amazon, Google, Netflix ve bir de ne vardı? Amazon, Google, Netflix, bakacağım onlara. Onların olduğu yerlerde çok sert düşüşler oldu. Hatta işte Facebook'ta sert düşüş oldu. Snap'te %43'lük bir düşüş oldu. Teknoloji hisselerini aşağı çekti. Genelde bu gibi zamanlarda teknoloji hisseleri gözden çıkartılmış gibi olsa bile değerleme olarak çok ucuz seviyelerdeler ve büyük kurumlar alımlarını yapıyorlar. Teknoloji hisselerinin dışındaki büyük cap dediğimiz, yani büyük bir rezerve sahip olabilir, büyük bir değere sahip olanlardansa daha küçük ve orta ölçekli olanların artıyor olması, Amerika'da daha kalıcı adımların attığının, recession dediğimiz daralma ve durulma değil ama yavaş yavaş toparlanma olduğunu ve bunun da Fed'in elini kuvvetlendireceğini, Fed'in faiz arttırmadan ve aslında
Çin'e çok odaklanmadan belli yerleri atlatacağını gözü. Amerika atladığı zaman otomatikman biz aşağı doğru çakılacağız. Bunu da lütfen unutmayalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla 20 kuruşluk bir düşüş oldu ama sonrasında 10 kuruşunu geri aldı. Zaten kalıcı bir şey olmayacak. Uzun vadeye bakmamız gerekiyor. Bugün kredilerde ve faizlerde ciddi sıkıntılar var. Nitekim bu açıklamanın ardından şöyle bir şey oldu ki bizim şeylerimiz, bir dakika ben ne yapmıştım, ben bunu yapmıştım ama nedense gelmemiş. Bizim şeyimiz bu arada arkadaşlar, risk primimiz, biliyorsunuz ki risk primimiz 800 bas puanın üzerine çıktı. Bu da demek olur ki aslında yabancıların ve genel hareketliliğin kötü işleyeceğini gösteriyor. 14 yıllık zirveye kadar çıktık. Şimdi şu anda baktığımız zaman dolar endeksinin ve doların tahvillerinin yukarıya çıkıyor olması altını baskılayacaktır. Hemen altını baskılamasıyla başlayalım. Bakalım şimdi piyasanın genelinde ne gibi şeyler bizi bekliyor. Hemen Bloomberg'e doğru gidiyorum. Ve bakalım neler olacak. Evet, aynen, şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz Kandilli Bilim Teknoloji ve Araştırma Merkezi'nde konuşuyor. Ve evet aynen, Brent tipi petrol 123 dolarda açmışız, altın onzu 1842 dolarda, 1850-1842 bugünkü Fed'in Fed'in baktığı gibi enflasyona o da bakıyor. Aynı zamanda 15 Haziran önemli çünkü biliyorsunuz 15 Haziran Fed'in hem faiz arttıracağı hem de birazcık da böyle ne yapılacağını açıklayacağı yerler. O yüzden o zamana gelene kadar da burada baktığımızda Türkiye'de de bu açıklamanın da 15 Haziran'da yürürlüğe girecek olması aslında çok da şaşırtıcı bir şey değil. Bakın dolar bir 17.14 oluyor, bir 17.08 oluyor, bir 17.01 oluyor, bir 17.20 oluyor. Çok dengesiz, son derece dengesiz ve bu dengesizliğin içerisiyle bir alakası yok. Tamamen açıklanacak olan enflasyon rakamlarını aslında bekliyor ama Japonya'nın, ama İngiltere'nin, ama işte şeyin durağan olması, Avrupa Merkez Bankası'nın güvercin olması da Amerika'nın işine yarıyor. Onun kırbaçını daha güçlendiriyor. İnşaat maliyetleri Nisan ayında rekor seviyelerde artmış, %100 oranında artmış. Erdoğan Türkiye'ye güvenen herkes karlı çıkacaktır demiş. BIST bankacılık endeksinde yükseliş %4'e ulaştı. Ben kesinlikle bunun içeriye sokulan parayla olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bir faiz dışı 149 milyar liralık bir açık verildi ve o açık dolara fark edilip işte şey yapıyordur, içeriye doğru sokuluyordur. Peki bu gibi durumlarda kripto paralar ne olur? Kripto paralar biliyorsunuz uzunca bir süredir S&P 500 endeksler. Ethereum'da güzel bir fırsat olabilir ve bugünkü enflasyon iyi gelirse S&P 500 ve Nasdaq ve Dow Jones'da günlük, ama kripto özelinde hafta sonu 37.000-38.000 dolarlara kadar bizi götürebilecek bir süreç olabilir. Oralara doğru geldiğinde 2.500, 2.300, 2.400 olduğunda ben olsam Ethereum'dan çıkarım. Aynı şekilde çıkacağım da zaten, ama aynı şekilde şöyle bir durum var. Şimdi 15 Haziran'da 1-1,5 liralık bir düşüş gerçekleşebilir ama bu çok kısa vadeli olacaktır. Şeyin sonunda, yazın sonunda zaten biz 18-19 görmüş oluruz, ama hani eğer ki böyle bir şey olursa gibi. Bu arada işte benzine dolar zammı geliyor, motorun 28 lira oldu falan filan. Hani yani diğer kollardan da böyle şeyler de gerçekleşiyor. Hani yani yemeyelim birbirimizi. Ama genel olarak böyle bir şey olursa şöyle bir durum olabilir. Eldeki dolarları bu gibi seviyeden 17'nin üzerinde bozdurup 15'ten aldığınız zaman yine de ne olursa olsun inventory dediğimiz rezervlerinizi biraz arttırmış oluyorsunuz. Bunlara da bakmak önemli. Aynı zamanda USDT ve şu anda kriptodan kaydı enflasyona geçti. Çünkü Janet Yellen bu zamana kadar enflasyon konusunu çok fazla önemsemediğini 2 gün önceki toplantıda söyledi. Bu sefer de söyledi. Ve şimdi 15'inde faiz arttırımı gelecek ama tabii ki tutanaklar önemli hale gelecek. Bugünün en önemli verisi ABD'nin enflasyonu. İyi gelirse gerçekten güzel bir halde göreceğiz ve Bitcoin üzerinde. Kötü gelirse zaten beklenen çöküş gerçekleşecek. 17-19 bin 37 bin arasında böyle inanılmaz büyük bir range var ve bu range çok önemli. Şu anda Bitcoin'deki dominansın artıyor olması önemli. Total 2 dediğimiz, yani altcoin'lerin olduğu yerde inanılmaz az para kaldı. Şu anda bütün kurumsalların, institutional dediklerimizin çıktığını görüyoruz. Ama dediğim gibi burada önemli olan birazcık stabil coin'lere işler kayacak. Stabil coin'lerin elinde barındırdıkları işte mamuller, ürünler, bunların hepsi önemli olacak. Diğer taraftan da dünya genelinde hem büyük bir çöküş ama aynı zamanda dev bir işsizlik furyası da geliyor. Ve bu işsizlik yine teknolojiye yarayacak. Teknolojiye yarayınca da arkadaşlar eninde sonunda Rusya, Ukrayna, dolar
olaylardan etkilenmek istemeyen diğer bütün ülkeler, Afrika ülkeleri, Latin Amerika gibi ülkelerde Bitcoin'e ve Bitcoin equities dediğimiz şeyleri adapte etmeye başlayacaklar. Bu dönemin, bu yazın en önemli şeysi BEEF, yani Bitcoin equities, enerji ve tabii ki FANG dediğimiz Facebook, Amazon, Netflix ve Google'dan oluşan teknoloji hisseleri. Teknolojinin hareketli olduğunda önümüzdeki dönemlerde görmeye başlayacağız. Türkiye'de son derece dengesiz bir gündeyiz. 17'nin üzerinden ben olsam dolarlarımı bozurum. Ama şöyle söyleyeyim, 17.40 ile 18.80 aralığına geldiğinde tutamayıp 20'lere kadar çıkabilir. Burası da tamamen piyasadan gelecek olan, piyasanın okuyacağı haberlerle alakası var. Euro'nun dolara karşı birazcık daha güçsüz kalmasını Avrupa Merkez Bankası'nın güvercin olması etkiliyor ama paritede 1,05'e kadar geriledi. 1,032'nin altı gerçekten tehlike çanları çalıyor demek olur. Şu anda baktığınız zaman Brent tipi petrol iyi seviyede, çünkü enerji maliyetleri, enerji giderleri, enflasyon, Rusya-Ukrayna problemi ve nükleerin tekrar konuşuluyor olması ve ülkelerin eninde sonunda enerji ihtiyacı oluyor olması, bunlar önemli. Ve biliyorsunuz Türkiye'de enerji maliyetleri sürekli artıyor. Artık 3 güne bir, 4 güne bir zamlar gelmeye başladı ve 34 liralık benzin litresi konuşuluyor. Eğer bu olursa trafiğinde bir şekilde yavaş yumuşaması lazım ama hala yumuşamadı. Ne olacağını bilmiyorum diyerek böyle kapatayım. Ama Türkiye'nin 5 yıllık CDS primlerinin 800'ün üzerine çıkmış olması, borsada yükseliş, dolardaki düşüşün hepsinin tamamen manipülatif ve spekülatif olduğunu gösterir. O nedenle çok 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 dikkatli olunması gerekiyor. 15.30'da da takipte kalın. 15.30'da hep beraber bunları konuşuyor olacağız. Bakalım Amerika'nın gelen enflasyonu bizi 2 günlük 3 günlük bir ralliye mi, yoksa sert bir düşüşe mi itecek, göreceğiz. Beklentiler enflasyonun iyi gelmesi oranında. O nedenle S&P 500'de özellikle ve kriptoda ufak çaplı bir rally görmek mümkün diyerek böyle kapatayım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. İstediklerinizi de yorumlara yazın. Beğendiniz beğenmediniz ki daha faydalı olalım. Ben olabildiğince fazla rapordan, fazla şeyden sizlere açıklamalar yapmaya çalışıyorum, toparlamaya çalışıyorum. Genel olaraktan dolar endeksinin haricinde 10 yıllık tahvil faizleri biraz daha önemli. Takipte kalın, bakalım borsa bugün bize nasıl cevaplar verecek. Görüşmek üzere.